Burem Hop komutasındaki Mısır ordusu, Amorit krallığıyla yaptığı uzun yıllar süren savaşlardan sonra Mısır'a zaferle dönüyor. Aşağı ve yukarı Mısır kralı Akhenaton'a selam. Allah'ın selamı muzaffer komutanlar Hürrem Hop ve Radamon'un üzerine olsun. Ekselansları izin verirlerse savaşlar hakkında kısa bir rapor sunmak isterim. Her ne kadar Mısır ordusunun yetenekleri ve kazandığı zaferlerden haberimiz olsa da bunları sizin ağzınızdan dinlemek daha güzel olur. Bu kralımız Akhenaton'un teveccühleridir. Amoritler ülkemizin sınırlarına saldırarak büyük bir yağmaya girişmişler. Sınırları kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmişlerdir efendim. Onlara hiç beklemedikleri bir anda saldırarak binlercesini öldürdük. Kadın ve çocuklarını esir aldık efendim. Servetlerinin büyük bir kısmı Mısır ordusunun eline geçti. Onları yendikten sonra karısının ve çocuklarının gözleri önünde krallarının boynunu vurduk ve onun ben cesedini... Ben komutan Hürrem Hop'a ard arda kazandığı zaferler için teşekkür ediyorum. Efendim ama anlatmam gereken birçok şey var. Ben katliam ve yağmaları dinlemeye tahammül edemem. Mısır hali hazırdaki güvenliğini Hürrem Hop'un fedakarlıklarına borçludur. Sizin direniş ve cesaretiniz olmasaydı belki şimdi Mısır'da olmazdı. Kral hazretleri savaşa ilişkin raporlarınızı dinleyecekler. Sadece kılıçtan geçirdiklerinizi anlatmayın. Saygıdeğer Hürrem Hop, kral hazretlerini incitmeyecek tarzda konuşun lütfen. İnarus, cesur ama yorgun komutanlarımıza lezzetli içeceklerimizden sun. Şunlara bak. Ne kadar buğday alacaklar ki bu kadar çok hayvan getirmişler? Ne kadar şişman olduklarını görmüyor musun? O karınları doyurmak için haddinden fazla buğday almak gerekir. Onlar da kim? Kuzey komşumuz Habiriler. Buğday satın almaya gelmişler. Onlara da verecek kadar buğdayımız var mı peki? Bakıyorum kahinler yine buğday almak için gelmiş. Evet, hem de adil olmayan bir fiyatla. Hali hazırda Amon Tapınağı'nın durumu bunlardan bile daha kötü. Niçin bize yardım etmiyorsunuz? Birincisi onlar komşu ülkeden ve bizim gibi insanlar. Öte yandan yıllardır Mısır'a vergi ödüyorlar. Gelirlerinin büyük bir bölümünü Mısır'a gönderiyorlar. Kıtlığa maruz kaldıklarından onlara yardım etmek bizim vazifemizdir. Amon'a gelince o zengin bir tanrıdır. Servetinin bir bölümünü tapınağındaki kahinlere harcamasının ne sakıncası var? Bir zamanlar öyleydi. Ama artık Amon zengin değil. Nesi var nesi yok sen ondan aldın. Efendim, o tapınağın hazinesinden sorumlu. Farkında olmadan bize iyi bir haber verdi. İyi bir haber mi? Evet, birazdan anlarsın. Gidebiliriz. Bazı peygamberler, bazı peygamberlerden daha üstündür.
Büyük baba, sizden önce de peygamber var mıydı? Benden önce birçok peygamber gönderildi oğlum. Benden sonra da gönderilecek. Adem bütün insanların babasıdır. Nuh ve babam İbrahim benden önceki peygamberlerdi. Yusuf ve diğer peygamberler benden sonra gelecek. Adı Ahmet olan son peygamber amcam İsmail'in soyundan olacaktır. Baba, hangi peygamber hepsinden yüce ve üstündür? Çağrısı hepsinden daha genel ve yaygın olan peygamber. Her bir peygamber dünyanın bir bölümünü irşat etmekle görevlidir. Mesela ben kendi kavmimi irşat etmekle görevliyim. Ancak bir peygamber var ki Allah'ın hükmünü bütün insanlara sunacak ki o son peygamberdi. Niçin Bünyamin gelmedi? Benim onu beklediğimi bilmiyor mu? Endişelenmeyin baba. Ben onu size gönderirim. Tarlayı biçmeye gitmiştim. Gerçi pek bir şey yoktu ama bunu da almazsak açlıktan ölürüz. Yorgundum ve biraz dinleneyim dedim. Daha sonra da babamı görmeye giderim diye düşündüm. Ama sonra... Bünyamin, biliyorsun o her gün batımında seni bekliyor. Onu bekletme lütfen. Ama biliyorsun ki bazen işlerim oluyor. Meşgul oluyorum. Bunlar isteyerek olmuyor. Bünyamin, bahane bulma. Babanı görmeye gitmen gerektiğini bilmiyor musun? Biliyorum, bunu biliyorum. Özür dilerim. Daha fazla babamı bekletmemeliyim. Hadi gidelim. Lütfen beni bağışla baba. Söz veriyorum bundan böyle tarladan gelir gelmez önce sizi görmeye geleceğim. Yusuf'tan uzak kalmanın verdiği acı bana yeter. Bari sen beni üzme oğlum. Sizi bir daha üzersem baba Allah beni bağışlamasın. Yusuf'tan sonra seninle teselli buluyorum. Seni görmek beni sakinleştiriyor. Hatırlayacağınız üzere birçok kez sizin tapınağı ve Amon dinine karşı harekete geçmenize mani olmuştum. Yoksa şimdi uygun zaman geldi mi?
Kesinlikle. Kraliçe ve hanımefendi, bizi Yüzer Sif'le yalnız bırakır mısınız? Amon tapınağı hem taraftarının büyük bir bölümünü yitirmiş hem de hazinelerini tüketmiş. Haberim var. Mısır halkının büyük bir bölümü tek Allah'a tapıyor. Bütün şehirlerde bundan böyle Allah'a dayalı inancın Mısır halkının resmi dini olduğunu ilan edin. Duydunuz mu Hürrem Hop? Biz tek bir Allah'a iman ediyoruz. Bundan böyle Amon'a tapmak suç ve günahtır. Her ne kadar Amon tapınağı benim için kutsalsa da kralımın emirlerini inançlarıma tercih ederim efendim. Sana yakışan da zaten budur. Mısır'ın sınırlarını düşmandan temizlediğin gibi Mısır kentlerini de şirk ve putperestlikten arındırmalısın. Ben kralımın emrindeyim. Derhal harekete geçiyorum. Tapınağın direnişi ve Amon'a tapanlarla tek Allah'a iman edenler arasındaki sürtüşmelerle mücadeleye hazır olmalısınız. Bütün Mısır ordusuna hazır olmasını söyleyin. Muhtemel isyanları bastırmak zorunda kalabiliriz. Kan dökmeye karşıyım ama başka bir çare yoksa bundan kaçınamayız. Bundan kaçınamayız. Biz yıllarca sabrettik ve tapınaklara karşı harekete geçmedik. Bu kan dökmeyi en aza indirmek içindi. Endişelenmeyin. Umarım kan dökülmez. Akhenaton Hazretleri ve Yüzer Sif birbirlerini çok seviyorlar. Akhenaton Yüzer Sif Hazretlerine ilahi bir yol gösterici gözüyle bakıyor. Ey Allah'ın peygamberi! Bu din değişikliğinde kan dökülmemesi ve bir insanın dahi hayatını kaybetmemesi için dua edin. Yüce değerlere ulaşmak için büyük bedeller ödemek gerekiyor. Mecbur kalmadıkça askerlerimizin kan dökmemesi için de dua edeceğim. Şiddet kullanmadan güzel sözlerle karanlık kalpler aydınlatılabilir. Şüphesiz Allah kendine iman edenlere yardım edecek ve bu savaşta iman küfre ve şirke galip gelecektir. Mısır'ın her yanına haberciler gönderip her tarafta yeni resmi dini ilan edin. Kahinlere ve tapınak önderlerine bundan böyle Amon dinini yaymanın suç olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını söyleyin. Ayrıca tellaklar bütün şehirlerde bunu haykırsın. Gidebilirsin. Umarım Amon beni bağışlar. Zira buna mecburum. Amon'u Mısır'ın büyük tanrısı olarak kabul ediyorum. Her ne kadar tanrıları yüz çevirip Mısır'ın dinini değiştirse de Akhenaton, Mısır'ın büyük kralı ve tanrıların soyundan geliyor. Duyduk duymadık demeyin. Kralımız Akhenaton ve Bilgi Aziz Yüzer Sif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak
büyük günah ve büyük suçtur. Ben Yüzar Sif'in sonunda putperestliğe son vereceğini biliyordum. Kahinlerden korkmak lazım. Onlar rahat durmayacaklardır. Duyduk, duymadık demeyin. Kralımız Akhenaton ve Bilge Aziz Yüzar Sif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı dinidir. Kendisinden ne gördük ki tanrısından ne görelim? Bütün bunlar Yüzar Sif'in entrikaları. Yüzar Sif beni yukarıdan aşağıya indirdiği için ona karşıyım de. Yoksa biz Yüzar Sif'ten fakirlere ve yoksullara hizmet ve iyilikten başka bir şey görmedik, öyle değil mi? O size hizmet etmedi. Ben ve benim gibiler size hizmet etti. O tapınağın hazineleriyle benim gibilerin ceplerini boşalttı ve sen... ve senin gibilerin karnını doyurdu, biliyor musun bunu? Sen ve senin gibiler Yüzar Sif'ten darbe yediğiniz için ona karşı çıkıyorsunuz. Siz nasıl oluyor da yaşayan ve görünen bir tanrıyı bırakıp da görünmeyen bir tanrıya inanıyorsunuz? Çünkü sizin canlı ve görünen tanrılarınız bizim için hiçbir şey yapmadı. Ama Yüzar Sif'in görünmeyen tanrısı bizi kıtlıktan, kölelikten ve kulluktan kurtardı. Bizler Yüzar Sif'in Rabbini sizin Rabbinizden daha hazır ve nazır olarak kabul ediyoruz. Mısır kralı büyük Akhenaton ve bilge Yüzar Sif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tevhid dinidir. Resmi dini tevhid dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Kes sesini alçak. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evet, duyuyorum. Taşıdığın baş sana fazla geliyor ki Akhenaton'un buyruğuna karşı çıkıyorsun. Halkın içinde böyle bağırmanızı size Akhenaton mu emretti diyorsun yani? Ya ne sandın? Bu Akhenaton ve Yüzar Sef'in buyruğudur. Tek Allah inancına karşı gelenler hapse atılacaklardır. Bunu böyle bil. Yusuf'un girişimlerinin buraya varacağını ben biliyordum. Henüz Amon'a tapan birçok kişi var. Tapınağın önünde toplanmış, Amon'un düşmanlarına karşı savaşmak istiyorlar. Mevcudiyetimizi savunmak zorundayız. Yüzar Sif'le savaşacağız. Akhenaton henüz tapınağın gücünü tanımamış. Hangi güçle? Bizim yeterli askerimiz yok. Dışarıdaki halk ne güne duruyor? Onlara silah verirsek göreceksiniz ki canla başla savaşacaklardır. Duyduk, duymadık demeyin. Kralımız Akhenaton ve Bilge Aziz Yüzar Sif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı dinidir. Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmayı terk edin. Tek tanrı Aton'a övgülerde bulunun. Biliyordum. Nihayet Mısır tevhid dinine geçti. Yüzar Sif'in binlerce yıllık Mısır dinini ortadan kaldırmaya hakkı yok. Bizim neyimiz varsa Yüzar Sif'e onun Rabbi sayesindedir. Amon ve tapınak kâhinleri bizim için ne yaptı? Yani he? Ben şimdi atalarımın dinini bırakıp Yüzar Sif'in görünmeyen tanrısına mı tapacağım? Eğer Yüzar Sif olmasaydı kıttık Mısır halkını yok edecektik. Al sana. Size aşağı bir şey yapmadılar. Gel dedim. Bir şey yapmayacağım. Bunun hesabını vereceksin. Amon'a selam. Tanrılar tanrısı Amon'a selam. Amon'a selam, tanrılar tanrısı Amon'a selam. Bunlardan şikayetçiyim. Ne istiyorsunuz bunlardan benden? Şikayetçiyim. Tek tanrıya iman edenlere saldırmak suçtur. Yürü. Bırakın beni. Amon'a tapmak suçtur. Hadi gidelim. Hadi. Yürü. Hadi yürü, uğraştırma bizi. Duyduk, duymadık demeyin. Kralımız Akhenaton ve Bilge Aziz Yüzar Sif'in emriyle
Bugünden itibaren Mısır'ın resmi dilini tek tanrı dilidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Amon dini kahinler için harika bir din. En lezzetli yemekleri onlar yiyor, en güzel kadınlarla onlar birlikte oluyorlardı. Amon dininden niye vazgeçsinler ki? Yusuf'un bütün Mısır halkını kendinin ve devletin kölesi yaptığı yalan mı yani? Biliyor musun, bütün servetim eridi gitti. Bizim için bir şey fark etmiyor. Daha önce de köleydik, şimdi de köleyiz. Bizim için bir şey değişmedi. Köle olmak senin gibi daha önce birçok kölesi olanlar için daha zor. Yusuf'un en büyük suçu sizin gibilerin dilini uzatmasıdır. O haklı. Çünkü bütün servetini kaybetmesi onun için de kolay olmadı. Duyduk duymadık demeyin. Kralımız Akhenaton ve Bilgi Aziz Yusuf'un emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dilini tek tanrı dilidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Bütün bunlar Yusuf'un işi. Duyuyor musun sevgili dostum? İnsanların kendine tapması yetmiyormuş gibi Tanrısına da tapmaları gerekiyor. Haklarını da yemeyelim hani. Kendisi de Tanrısı da tapılmaya değer. Amon'a hakaret edemezsin. Amon Mısır'ın binlerce yıllık tanrısı. Hiç kimsenin tek tanrıya tapanlara saldırmaya hakkı yok. Amon'a hakaret edilecek ve biz susacağız, öyle mi? Evet. Tek tanrıya tapanlara saldırmak büyük suçtur, anladın mı? Görüyor musunuz? Amon'un şehrinde, tapınak ve tanrıçalar şehrinde tek tanrıya tapanlar özgür ama Amon'a tapanlar tutsak, öyle mi? Taştan ve topraktan tanrılara lanet olsun. Amon tapınağına lanet olsun. Onların tanrılarına hakaret etmemelisin. Sen kimin yanındasın? Ben Amon'a lanet etmek istiyorum. Kahinlere küfretmek istiyorum. Sen onların tanrılarına hakaret edersen onlar da senin tanrına hakaret ederler. Bunu mu istiyorsun? Hayır, hayır, asla. Ancak Allah'a yemin ederim ki tapınak kâhinlerinden o kadar çok zulüm gördüm ki kendime hakim olamadım. Nasıl bir oyun sahneliyorsun Yusuf? Haklısın. Eğer benim tanrım da bana bu kadar yardım etseydi, yeri de göğü de ona tapmaya zorlardım. Niye toplandınız? Benden ne istiyorsunuz? Efendim, inançsızlar Amon'a tapmayı kınıyor. Tek tanrıya tapmayı yayıyor. Biz Ankh-Mahu'nun aldığı kararı öğrenmek istiyoruz. Niçin bir şeyler yapmıyorsunuz? Birkaç gündür tellallar tek tanrıcılığın Mısır'ın resmi dini olduğunu ilan ediyor. Tellallar tek tanrıcılığın resmi din olduğunu mu ilan ediyorlar? Başımızı kuma gömmüş, etrafımızda olup bitenlerden habersiziz. Yusuf yapacağını yaptı ve Amon'a tapanlara son darbeyi indirdi. Bir şeyler yapmalıyız. Oturup bir plan hazırlamalıyız. Yapman gerektiği zaman o planı yapmadın. Yusuf ve Akhenaton'u ortadan kaldır dediğimde dinlemedin. Şimdi mi plan yapacaksın? Ben yapılması gereken ne varsa hepsini yaptım.
Ne yaptıysan Yuzarsif'in işine yaradı. Bizim işimize değil. Sadece oturup seyrettiniz hepiniz. Yuzarsif ve tanrısının çok çok güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yuzarsif'in tanrısı güçlü değil. Biz beceriksiz ve zayıfız. Padiyamon kendini Ankh-Mau'dan daha üstün mü sanıyor acaba? Aslında bilemiyorum. Ankh-Mau'nun elinden bir şey gelmeyince Padiyamon'un kılıcını ondan daha üstün tutmasına şaşmamak gerekir. Tanrısını görmedim ama onun gücünü gördüm. Tanrısını bilmem ama Yuzarsif benim için muhteremdir. Yuzarsif'in tanrısı kim oluyor da benden ona tapmamı istiyor? Eğer onu gördüyseniz bize de anlatın da tanıyalım. Yuzarsif'in tanrısı ona rüyaların doğru yorumunu yaptırandır. Verdiği bütün vaatleri gerçekleştiriyor. Onun tanrısını görmüyorsam onun varlığını ve yaptıklarını hissedebiliyorum. Bunu hissediyorum. Bana söyler misin her gün gördüğüm, dokunduğum tanrım Amon dururken nasıl olur da görmediğim bir tanrıya inanabilirim? Canlı ve her yerde bulunan şeylere nasıl tapabilirsiniz he? İnananlar için hiçbir şey yapmayan, dertlerine deva olmayan bir tanrı tapılmaya değer midir sizce? Evet. Düşmanlarından intikam alan bir tanrı tapılmaya değerdir. Ah! Bundan böyle Amon'a düşman olan inançsızlara vereceğim cevap işte budur. Padiyamon ve kahinler için bir adam öldürmek son derece kolay bir iş. Günahsız birini bu kadar kolay nasıl öldürebilmiş? Kahinlerin her yaptığına göz yumdum. Ama yanıldığımı anladım. Bugünden itibaren Amon'a ve tanrılara tapmak, putperestliği yaymak büyük bir suçtur. Buna ön ayak olanlar zindana atılacaktır. Eğer bir cinayet daha işlerlerse tapınağı başlarına yıkacağım. Bundan böyle her yerde putperestlerin dinlerini yaymaya hakkı olmadığını ve tek Allah'a inananlara saldıranların en ağır biçimde cezalandırılacağını duyurun. Dikkatli olun. Çok ağır. Dikkatli olun. Çok ağır. Gerçekten çok ağır. Çok ağır. Gördünüz mü? Padiyamon adamı nasıl öldürdü? Evet. Evet. Dikkatli olun. İşte burada. Hoş geldiniz. Bütün bunlar Yuzarsif'in işi. Hepsini kendi tanrısına tapmaya razı edinceye kadar vazgeçecek gibi görünmüyor. Bu yeni durumdan memnun musunuz? Yoksa rahatsız mısınız belli değil. Yuzarsif'in tanrısına tapmalarını istiyor musunuz? İstemiyor musunuz efendim? Ben daha kararımı vermiş değilim. Ama sanırım tapsalar iyi olur. Bazıları Yusuf'un tanrısına tapmak yerine kendisine tapıyor hanımefendi. Onun tanrısını çok iyi tanımıyorum. Ancak insaflı olun. Yusuf tapılmaya değer değil mi? Kahinler yiyip içip semiriyordunuz. Soruyorum sana, adalet şimdi, bu mu? Hepimiz eşit bütün olarak Mısır'ın nimetlerinden yararlanıyoruz. Şimdiye kadar siz ve kahinler yiyip içip semiriyordunuz. Şimdi
hepimiz eşit olarak Mısır'ın nimetlerinden yararlanıyoruz. Yanlış bunun neresinde? Hatırlıyor musunuz? Yusarsif daha küçüklüğünden beri köleleri ve fakirleri çok severdi. Malımız mülkümüz sizin oldu, devletin oldu. Ama bu haksızlık. Şimdiye kadar siz ve kahinler iyi biçip semiriyordunuz. Bir keresinde ona bir inci tanesi hediye ettim. Gidip sattı ve parasını saraydaki hizmetkarlara harcadı. Dün gibi hatırlıyorum bunu. Onları çok severdi. Sarayda çalışan köle ve hizmetkarları hiç yalnız bırakmazdı efendim. Dertlerini dinler ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. Haksızlık bu! Haksızlık! Ama onu övmek suçtur! Sizler zindana atılacaksınız! Buna hakkınız yok, bırakın beni! Olmaz, haksızlık bu! Bırakın yürü beni. Dedim! Hayır. Beni bırakın dedim! Biz hata yaptık. Kıtlık yıllarında yalnızca tapınak kahilleri ve çalışanlarını düşündük. Halktan ve kıtlığın onlar için doğurduğu sorunlara ilgisiz kaldık. Artık olan oldu. Şimdi bir çare düşünmeliyiz. Akhenaton ve Yusarsif'i öldürmeleri için birkaç adam belirleyelim. Yıllar önce bu iki tehlikeli varlığı yok etmeliydik. Ben hala İnsanları Amon'un etrafında toplayabileceğimizi düşünüyorum. Amon'dan geriye kalan bu servetle halkı teçhiz etmemiz mümkün. Yusarsif'in tanrısına tapanlar hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmemeliler. Her yerde onlara pusu kurmalıyız. Şimdiye kadar birçok kahini ve Amon taraftarını tutukladılar. Başka bir deyişle Yusarsif'in tanrısına hakaret eden tutuklanıyor. Padiyamon emrindeki askerleriyle silolara saldırarak oradaki buğdayları tapınağın yararına kullanmalıdır. Onları öyle bir korkutacağım ki bunu asla unutmayacak. Şu anda bu çare değil. Sizin dediğiniz intihar etmektir. Sizi yeterince dinledik. Başkaları benim için karar alırken ben oturamam. Suskunluğunuz bütün her şeyi mahvetti. Birçok kişi seninle birlikte ölecek. Ben geleceği ve Amon dininin varlığının sürdürülmesini düşünüyorum. Ama sen kendi öfkeni yatıştırmayı düşünüyorsun. Sakin olun da mantıklı bir çözüm bulalım. Siz oturun ve mantıklı düşünmeye devam edin. Ben emrimdeki askerlerle ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Umarım her şeyi berbat etmez. Bana sorarsanız, daha üstün ve daha yüce olana inanın derim. Bütün sıfatları hepsinden üstün olan bir tanrıya inanın. Siz mi daha üstünsünüz yoksa bu taş ve tahtalar mı daha üstün? Kutsadığınız hayvanlar mı daha üstün yoksa sizler mi? Şüphe yok ki bütün yaratılanlar sizin emrinizdedir ve sizden daha aşağıda yer alırlar. Biz bütün canlılardan daha mı üstünüz efendim? Evet, sizler yaratılanların en şereflisi ve en üstünüsünüz. İçinizden biri bana insandan daha yüce bir varlık gösterebilir mi? Tanrılar, tanrılar herkesten daha üstün. Tanrıların kendisi taş ve tahtadan. Taş ve tahta sizden daha mı üstün? Elinden ne bir iyilik ne de bir kötülük gelen güçsüz ve zayıf bir tanrı mı övülmeye değerdir yoksa... Sizi kıtlıktan kurtarmak için sonsuz kudretiyle 7 yıl aralıksız yağmur yağdıran Allah mı daha üstündür? Biz günahkar kullarını kurtarmak için peygamberini gönderen Allah'a taparız.
Bizi kurtarmak için yıllarca en ağır işkencelere maruz kaldı. Zindan köşelerine atıldı. Ona inanmanızı istiyorum. Ona inanın ve güvenin. Tapınaktan bu şekilde dışarı çıkarsak herkes bizim niyetimizi anlar ve hemen bize karşı savaşırlar. Şu halde kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Silahlarınızı elbiselerinizin altına saklayın. Bugün öğle vaktinde siloların olduğu yerde hazır bulunun. Ben emrimdeki askerlerle her zamanki gibi buğday almaya geleceğim. Fırsatı yakalayınca da silolardaki asker ve memurlara saldıracak ve bütün buğdaylara tapınağın yanında el koyacağız. Direniş göstereni acımadan öldüreceğiz. Şimdi 3 ve 4'erli gruplara ayrılın. Aşamalı olarak tapınaktan çıkın. Bu arada buğday taşımak için bütün atları da yanınızda götürün. Yirmi ölçek. On beş ölçek. Yirmi ölçek. Otuz ölçek. On beş ölçek. Yirmi ölçek. On beş ölçek. Otuz ölçek. Yirmi ölçek. Buyurun. 20 ölçek.
Umarım geç kalmadık. Hepsi giysilerinin içinde silah saklıyordu. Acele edin. Ne oldu? Biz de herkes gibi buğday almaya geldik buraya. Bundan önce tapınak sizden buğday satın almadı mı? Sıradaki. 30 ölçek. Sıradaki. 50 ölçek. Hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın. Buğdayları yağmalayın ve siloları ateşe verin. Hepsini yakın. Siloları ateşe verin! Yuzarsif geldi! Yuzarsif geldi! Yuzarsif geldi! Çabuk ol, dönüyoruz! İyi misin? Yuzarsif, Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın peygamberine bir şey olmamış. Yuzarsif'in yolunda ölmek kimseye Allah nasip olmaz. Yuzarsif benim Oh, my God.
Allah sana rahmet etsin. Sen Allah yolunda öldürüldün. Buna yaraşır bir şekilde uğurlanmalısın. Onu yanınızda götürün. Amon'un askerlerini zindana götürün. Yaralıları tedavi için, ölüleri de gömmek için götürün. Bu cinayetleri işleyenler cezalandırılacak. Sizlere eşleriniz için devlet tarafından ödeme yapılacak. Gidelim. Yola çek. Çekilin kenara. Yola çekilin. Gelin, gelin. Silolara saldırdık. Bazılarını öldürdük ve çok sayıda buğdaya el koyduk ama birden Yuzarsif çıkıp geldi ve her şey tersine döndü. Biz çok askerim öldü ya da ağır yaralı. Ben de yaralandım. Ancak bu kadar az askerle geri dönebildim. Ne kadar aptalsın Padiyamon. Eğer Yuzarsif gelmese ve sen de sağ salim dönmeseydin bile Akhenaton intikam almak için bu tapınağı başımıza yıkacak. Göreceksin birazdan. Hiç şüphesiz Akhenaton'un ordusu birazdan buraya saldıracaktır. Şimdi ne yapacağız ha?